Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 24-30 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Güneş Başak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor ve ayın ışığı büyüyen fazla olacak hafta başında. Haftaya Ay Akrep Burcu'nda başlıyoruz. Salı öğleden sonraki saatlere kadar Ay Akrep Burcu'nda olacak. Hafta başı para konularınız, harcamalar, gelir gider dengeniz, bütçeniz, muhasebe işleri biraz hani parasal para kazanma kaynaklarınız ve bununla ilgili belki çabalarınız ön plana çıkabilir. Salı öğle saatlerine kadar özellikle daha fazla para konuşup para düşünüyorsunuz. Ama kazançlar anlamında da verimli olabilir bu enerjiler. Ve bu hafta başından itibaren Koç burcundaki Mars, Oğlak burcundaki Satürn'le dik açı içerisinde olacak. Evet, Mars kendi yönettiği Koç burcunda. Satürn de kendi yönettiği Oğlak burcunda. Her ikisi de güçlü. Ama kavga ediyorlar. Bu tabi bireysel olduğu kadar biraz hani toplumsal alanlarda da sıkışmalar, işte engeller, çatışmalar, mücadeleler anlamına gelebilir. Öncü burçlarda olduğu için bu gezegenler, siz de bir öncü burç olduğunuz için aslında etki alan burçlardan birisiniz. O yüzden bireysel anlamda da lütfen dikkatli olmakta fayda var. Aile ortamında, işte ilişkilerinizle ilgili alanlarda biraz böyle sanki güç mücadelesi, biraz hani işte bireysel isteklerle işte ailedeki zorunluluklar, kısıtlamalar arasında çatışmalar, biraz otoriteyle mücadeleler olabilir. Eşinizle de ilgili, mesela her türlü ilişki dinamiğinizde de karşınızdaki kişinin, eşinizin, partnerinizin biraz daha belki agresif olması, daha fazla isyankar olması mümkün. Bunun yanı sıra kazalara, sakarlıklara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Mars-Satürn karesi gerçekten böyle düşme, çarpma, vurma gibi durumlara yol açabilir. Eklem zedelenmeleri, kemik kırılmaları oluşabilir. İşte kronik ağrılar, sızılar artabilir. Dişlere dikkat etmek lazım. İşte kemik ağrıları, diş ağrıları, diz ağrıları, bazen kronik migren ağrıları oluşabilir. Yani bu anlamda hafta ortasına kadar en azından fiziksel anlamda kendimizi çok yormayalım. Ve aktivitelerde de tabii ki lütfen riskli eylemlerden uzak duralım. Siz olmasanız bile eşinizle ilgili, belki ailedeki kişilerle ilgili, belki anneniz babanızla ilgili böyle zorluklar, zorlanmalar kendisini hissettirebilir. Salı öğleden sonra Ay Yay burcuna geçecek sevgili teraziler. Biraz daha dışa dönmemiz, biraz daha böyle kültürel konularla, işte iletişimle ilgili konularla ilgilenmemiz, yoğunlaşmamız mümkün. Kısa uzun hareketler olabilir, seyahatler, yolculuklar veya bununla ilgili planlamalar olabilir. Yine eğitimle ilgili faaliyetler öne çıkabilir. Haberleşiyoruz, konuşuyoruz, bilgi paylaşımlarımız var, bol bol telefon görüşmesi, yazışmalar var. Çevremizdeki kişilerle, komşularımızla daha fazla görüşebiliriz. Dedikodular yapabiliriz. İşte kardeşlerimizle, iş arkadaşlarımızla daha fazla paylaşımlar içerisinde olabiliriz. Ve ticari aktiviteler anlamında da Ay Yay burcundan geçerken destekleyici olabilir. Ve Perşembe akşamı Ay Oğlak burcunda olacak. Perşembeden itibaren Cuma ve Cumartesi özellikle daha özel alanlarımıza çekilmemiz, biraz hani evimizle ilgilenmemiz, ailemize zaman ayırmamız mümkün görünüyor. Çalışıyorsak da evdeki işlerle ilgileneceğiz ya da evden çalışacağız. Ya da ev ortamındaki güvenliğimizi özellikle önemseyeceğiz. Belki de bir emlak işimiz var. Evle ilgili yapılması gereken işler, düzenlemeler var. Bunlara yoğunlaşmamız mümkün. Ve pazar günü Ay Kova burcunda. 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Ve Ay Kova'dan geçerken siz kendinizi daha keyifli ve neşeli hissedebilirsiniz. Sosyalleşebilirsiniz. Eğlenceli konulara zaman ayırabilir. Kutlamalar yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte olabilir. Romantik paylaşımlar yapabilir, sevdiğiniz kişilere zaman ayırabilirsiniz. Çocuklarla da yapabileceğiniz böyle etkinlikler olabilir. Belki bir davet içerisinde olacak, bir kutlamada yer alacaksınız. Tüm bunlar manevi anlamda da sizi güçlendirip keyfinizi yerine getirebilir. Üstelik gezegeniniz Venüs'ün de güzel açıları söz konusu hafta sonundan itibaren. Bu neşenizi artırabilir. Hayattan daha fazla keyif, mutluluk alabilirsiniz sevgili teraziler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.